insan herhangi bir yerinde gezerken hiç fark etmeden farklı kültürlerden izlere rastlayabilirsiniz. Rastgele bir gezinti sırasında Venedik, Lüzinyan veya Osmanlı kültürlerinden izlere denk gelmeniz çok olası bir durumdur. Lefkoşa'da, Mausa'da veya Girne'de her nerede olursanız olun Kıbrıs'ta olmak her adımda tarihe dokunmak demektir. Örneğin bronz çağından beri ayakta duran Lefkoşa'da ziyaret edilecek o kadar çok yer var ki nereden başlayacağınıza karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu nedenle biz bugün Osmanlı tarihine ve mimarisine ilgi duyanları düşünerek bir seçim yaptık. Ve herkesi etkileyecek olan muhteşem güzellikte bir yapıyı, Saçaklı Evi seçtik. Evet, bugün Lefkoşa surlar içinde Selimiye Camisi'nin güneydoğusunda 19. yüzyıla ait klasik bir Osmanlı evi olan Saçaklı Ev'deyiz. Eskiden biz çocukken büyüklerimiz daima kendinden daha iyi inan gezderlerdi. Sizi bilmem ama ben şimdi olduğu gibi çocukken de söz dinleyen bir çocuk değildim. Ancak bugün surlar içinin bu duygu ve anlam yüklü ortamı beni o kadar etkiledi ki söz dinlemeye ve surlar içini benden daha iyi bilen biriyle gezmeye karar verdim. Evet, bugün Rehberler Birliği As Başkanı ve Vakıf Rehber Sertifikalı Turist Rehberi Mehtap Aykut Hız bizimle. Saçaklı Evi birlikte gezecek ve tüm merak ettiğimiz soruları sevgili Mehtap'a soracağız. Mehtap, önce istersen binanın dışından başlayalım ve içeriye öyle girelim. Benim genelde tarihi eserler konusundaki yöntemim budur. Önce bir dışarıyı incelerim, sonra içeriye girerim. Saçaklı Eve dışarıdan baktığımızda binanın çok sade ve cumbalı olduğunu görürüz. Sadelik şey değil mi? Bir Osmanlı mimari özelliğiydi. Ama sadelik daha çok binanın dış kısmında gözümüze çarpar. Sade bir yapıya sahiptir dışarı bakan cephesi ve yola sıfır olarak zaten inşa edilmiştir bahçe duvarıyla birlikte. Cumba'da gene dışarı bakan özelliklerden bir tanesidir hemen gözümüze çarpan kısmıyla. Ama bu sadelik binanın içine girdikçe ev sahibinin, konut sahibinin sosyoekonomik durumuna, kültürel durumuna göre yerini biraz daha şatafata gösterişe bırakabilir. Ama ne olursa olsun mutlaka dışa karşı, böyle dış cepheye karşı bir sadelik her zaman binalarda, konutlarda gözümüze çarpar. Güzel bir şey ama, yani dışarıya karşı gösteriş yapma ihtiyacı duyulmuyor. Evet. Bütün zenginliği içinde taşıyor. İçinde barındırıyor. Bu şekilde zaten binanın içine giren kişiler de o şatafatı veya varsa tabii o ihtişamı görünce de ona göre bir kendine çeki düzen verebiliyor tabii. Veriyor. Cumbalarda Osmanlı mimari özelliklerinden değil mi? Osmanlı ahalisi muhafazakar bir toplum olduğundan insanların mahremiyetlerini koruyarak dışarıyı rahatlıkla seyredebilecekleri kapalı balkonlar gibi tanımlanır. Evet, genellikle cumbalar henüz daha balkon şeyi oturmamıştır kültürü o zamanlarda dediğiniz gibi. Çünkü mahremiyet vardır. Müslümanlığın dinin getirdiği bir tabii ki bu uygulamada. Cumba'da binanın dışa bakan kısmında genellikle baş oda veya köşk odası denilen kısmın girişin üst katında bulunan kısmın dışa doğru çıkıntısından oluşmuştur cumba dediğimiz kısım. En önemli özelliği böyle üç boyutlu gibi görünür. Sokağa bakan üç köşesi vardır bu çıkıntısı vardır ve oralarda da binanın büyüklüğüne göre birer tane
veya bina daha büyükse daha fazla pencere, dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Ev sahibi hem kendi mahremiyetini korur hem de sokakla ilişkisini kesmemiş olur. Orayı gözetleyebilir pencereler şeyden, cumbadaki pencereden. Ama tabii işlevsel olarak aynı zamanda cumba iç avlulu olan bu evlerin dışarıdan da içeriye hava girmesini sağlayan, temiz havanın ve bol daha ışığın gereksinim olduğu zamanlarda da ışığın, havanın bir tek girmesini değil. Tabii ki aynı zamanda ışık ve hava girmesini de sağlar. Evet tabii, bu o dönemi düşünürsek çok güzel bir yöntem aslında. Hem akıllıca. De estetik bir yöntem bulmuş oldu. Hem işlevsel, hem estetik, hem de kullanışlı, böyle hani halkında işini rahatlatacak şekilde de bir işlevsellik de katılmış oldu bu şekilde cumbalara ve güzel de bir görüntü oluşuyor. Özellikle böyle yan yana, mesela Arabahmet Mahallesi'nin yan yana olan yerlerde çok da güzel görüntü oluşturuyor cumbalar. Peki adı ne için saçaklı ev? Biz Kıbrıslılar işte saçlarını daramayan, darmadağınık saçlarla dolaşan insanlara saçaklı derim. Evet. Alakası var mı? Tabii bir darmadağınıklılık söz konusu değil ama belki saçaklı insanların dikkat çekmesiyle buradaki baş odanın üst kısmındaki saçak kısımlarının daha geniş, yola bakan kısmının saçakların daha geniş olması da aynı şekilde dikkat çekiyor. Tabii bu geniş saçaklar ahşap dikmelerle desteklenmiş olması da biraz böyle o döneme göre belki de estetikten uzak kalmış bir görüntü veriyor. Yani burada binaya bakıldığında diğer Osmanlı konutlarından farklı olarak ilk gözümüze çarpan geniş saçaklara sahip olan cumba baş oda kısmıdır. O yüzden de genel olarak saçaklı ev diye kullanılmış adı günümüze kadar. Derviş Paşa Konağı da bir Osmanlı evi, Saçaklı Ev de bir Osmanlı evi. Benim gördüğüm ikisinin de kare şeklinde iç avlusu var. İkisi de leş şeklinde konumlandırılmış, yapılmış ve ikisi de iki katlı. Bunun dışında farklılıklar veya benzerlikler hakkında neler söyleyebilir bize? Zaten hani benzerlikleri hemen gözümüz algılayabiliyor ilk anda girdiğimizde de. Hani en büyük farklılık olarak onun içerisindeki su kanalı ve bir kuyusunun bulunması. Derviş Paşa Konağı'nın içerisinde ve onun alanının daha büyük bir konak olması alanından ötürü. Ayrıca da konumu paşaların olduğu Arabahmet Mahallesi'nin, sokaklarda da paşa isimlerine rastlarız. Daha çok böyle paşaların, tüccarların, paşaların oturduğu bir semt olarak. Daha büyük konakların da gözümüze iliştiği bir semt orası. Derviş Paşa da bir tabii ki hem tüccar hem paşa olmasından kaynaklı daha büyük bir alanda daha büyük bir konut yapmış. Onun da gene ortak özelliklerinde cumbası, L planı olması, kare iç avlusunun olması, zaten kemerlerinin, sade revaklarının olması, dışarının sade olması, zaten gene aynı özellikleri temelde taşıyor. Bir de dikkatimizi çeken Osmanlı evlerinde mutlaka bir iç avlu var. Samanbahçe'de var, Derviş Paşa Konağı'nda var, Saçaklı Ev'de var. Nedir bu iç avlular da mı mahremiyet için? Tabii mahremiyeti vurguluyoruz ama burada mutfak donanımın günümüzden çok farklı olduğunu düşünmemiz lazım. Bir kere hani ocak değil, direkt ateşle ısıtılıyor, su ısıtılıyor, yemek yapılıyor. O yüzden bir alana ihtiyaç var ateş yakıldığı için. Samanbahçe tabii farklı bir konu içeriyor biliyorsunuz. Ama gene de içerisinde küçük de olsa bir iç avlusu ve mutlaka avluya bakan banyo, tuvalet ve mutfak odaları bulunur. Ki dediğim gibi hem tesisat olarak su çok kolay ulaşmıyor evlerin içerisine, hem de ocak yapısı, direkt ateşten ocak kullanıldığı için bir alana ihtiyaç var. En büyük tehlike de zaten bu konaklar için ateşten çıkan kıvılcımlarla zaten ahşap olan yapıların zaman içerisinde tehlike altında olması, yani daha kolay yanabilmesi. O yüzden de bazen işte üst üste restorasyon, onarım geçirmiş konaklarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü hem yıpranıyor hem de yangınla çok yakın, çok
şeyler, elverişliler. Evet, bir de saçaklı ev hakkında biraz okuyup gelmek istedim ben bugün. Okurken baş odanın Bağdadi teknikle yapıldı. Bağdadi teknik bir Osmanlı mimari tekniği. Bağdadi teknik bir sıva şekli aslında. Bu Osmanlı dönemindeki bu ahşap oldukları için yapılar direkt sıva tutamıyor. Onun için belirli sık aralıklarla tabii ki çıtalar yerleştiriliyor ve onun arasında da kendileri bu alçı elde ediyorlar kendi yöntemleriyle ve onunla sıvıyorlar ki binanın da cepheleri, dışı, duvarları sıvanmış olsun, korunmuş olsun. Ama içteki sonuçta yapı gene ahşap karkas olduğu için böyle bir sıva şekli gelişmiş. Tabi sonrasında ahşap çıtalar değil, bazen karşımıza tel örgüler, öyle küçük tel örgü şeklinde duvarı sıvadığımız zaman tel örgülerle de karşılaşabiliriz. O da aslında aynı şeye hizmet ediyor. Arayı doldurmak. Sıvanın tutmasını sağlamak. Hani bağdaştırmak vardır ya, bir şeyleri birbiriyle bağdaştırırsın, çakıştırırsın. Evet. Orada kökü bağdaştırmak. Evet. Yani tabii eski şeyden, Türkçeden diyelim günümüze, bağdadi. Yani bağdaştırmak, bağdamaktan geliyor. Saçaklı evin revaklı bölümünde bir gotik kemere rastlıyoruz. Ne anlamamız gerekir bu gotik kemerden? Evet, iki günümüze kadar ulaşmış ki yapının ilk ne zamanla tarihlendirebileceğimiz konusunda da bize bir fikir veriyor. Biliyorsunuz adada 12. yüzyıl 1192'lerden sonrasında artık bir Lusignan, Fransız Krallığı dönemi başlamıştı. Bununla birlikte de zaten 1100'lü yıllarda Fransa'da doğmuş olan bir gotik mimari akımı adamıza gelmiş oldu. Nedir gotik mimari? Gotik, yani baktığımızda nasıl anlarız? Bir Osmanlı evine baktığım zaman anlıyorum ben Osmanlı evi. Peki gotik olduğunu, o mimarinin nasıl anlarız? Şimdi gotik mimari süslüdür daha çok. Dış cepheler daha süslüdür, daha gösterişlidir. İhtişamlıdır. İhtişamlıdır, sivri, yukarı doğru sivrilir. Genellikle kemerler yuvarlak gitmez, sivri sivri gider. Ve dini yapılarda yoğunlukta daha fazla bir gösteriş, daha fazla bir ihtişam kullanılmıştır. Gotik mimari dönemindeki mimarlar, hani sadece bir düz mimari değil, heykeltıraşlar, ressamlar da o mimarların içinde giriyor. Yani farklı becerileri de oluyor. Ve genellikle küçük heykelciklerle dış duvarları beziyorlar veya doğadan motiflerle dış duvarları veya işlerde gerekli yerleri beziyorlar. Yukarı doğru dedik, sivrilen bir yapı vardır gotik mimaride. Çünkü işte Tanrı'ya ne kadar daha yakın, o kadar hem güzel hem muhteşem olsun diye ibadethanelerini bu mimariyle bu tarzda yapmışlar. Kıbrıs'a da dediğim gibi geldikleri için Lusignan dönemi dediğimiz bu Fransız akımının olduğu dönemde de ne şanslıyız ki adamızda da çok sayıda aslında, hani sadece buradaki kemerin haricinde çok güzel gotik hem kilise, katedral, yapı, manastır veya konut gibi çok güzel eserler bırakmışlar bizlere. Mesela örnek verecek olursak Lala Mustafa Paşa Camisi, evet, Ayasofya Camisi. Evet, iki katedralden biri Lefkoşa, biri Mausa'da olan ve günümüzde Lala Mustafa Paşa Camii ve Ayasofya veya Selimiye Camii. En güzel örnekleri camiler sanırım Kıbrıs'ta. Ve bir de Belapais Manastırı. Manastır yapısı evet olarak. Zaten bu coğrafyada görülebilecek en güzel gotik mimariye sahip olan manastır. Çok güzel restore edilmiş burası. Evet. Genelde böyle bir duyarsızlığımız var tarihi eserlere karşı ama Saçaklı Ev çok güzel restore edilmiş. Saçaklı Ev değerlendirilmiş bir dönem. Diğer konutlarımızda da var. Dervişpaşa'da, evet, diğer o da çok konutlarımızda değerlendirilmiş. Bunun bir sebebi de 1986 yılında kamulaştırılması da tabii ki oldu. Şimdi bir bina atıl vaziyette kaldığı sürece çöker, yaşlanır. Evet. Çünkü kendi kendine yenilenemez bu binalar. Bir işlevsellik kazanırsa,
evet, bir anlam yüklenirse, bu her çeşit olabilir. Yani burası sanat ve kültür evi olarak değerlendirilmiş. Diğeri bir etnografya müzesi, belki bir üniversite. Hani bu, evet, binalara sahip çıkılır ve binalar bu şekilde en azından bir restorasyon ve onarım sürecine girebilir. Ne amaçla kullanılır şimdi? Tabii 1994 yılında restorasyonu başlıyor. 96 yılından itibaren de burası sanat ve kültür, yani Saçaklı Ev sanat ve kültür merkezi olarak da geçiyor. Resim sergileri ve kültürel etkinlikler burada zaman zaman görmeniz mümkün. Normal zamanda da girip gezebiliyorsunuz. Ücretsiz zaten. Mesaj, evet, saatleri içerisinde açık ve ücretsiz. Gelip böyle bir revakların altında bahçeye doğru, iç avluya doğru ve baş odaları, aşağıki odaları gezerek de o tadı, o hazzı alabiliyorsunuz. Osmanlı döneminden günümüze gelmiş olan. Birkaç yüzyıl önce Osmanlı hanımefendi ve beyefendilerine ev sahipliği yapan bu tarihi evin kapısı şimdilerde herkese açık. Sanat eserlerinin sergilendiği bu tarihi evde geçmiş ile bugünün, ayrıca doğu ve batı kültürlerinin kesiştiği o muhteşem noktada olmak eşsiz bir deneyim. Saçaklı evi gezerek onun zamansız atmosferini solumak, eski Kıbrıslıların, yani nene ve dedelerimizin nasıl evlerde yaşadıklarını görmek mükemmel bir duygu. İnsanın ruhunu zenginleştiren bir duygu. Bu nedenle gündelik dertlerden bir nebze de olsa uzaklaşmak ve temiz bir soluk almak istiyorsanız Saçaklı Evi ziyaret edin.